Yeşil Yurt apartmanında kullanılan malzemeler herkesi şaşırtmıştı. Neredeyse sadece deniz kumundan ve deniz kabuğundan yapılan bina 21 kişiye mezar oldu maalesef. Peki ama deniz kumu inşaatlarda kullanılabilir mi? İnşaatların sağlamlığı için neler gerekli? Yanıtları haberimizde. Deniz kabukları ve deniz kumu işte facianın baş sebepleri. Deniz kumu, deniz kabuğunu zaten gözümüzde gördük. 21 kişiye mezar olan Yeşil Yurt apartmanından çıkan malzemeler herkesi şoke etti. Beton sınıfını incelediğimizde deniz kumuyla yapılmış ve içinde deniz kabuklarının olduğu, nervürlü beton demirin kullanılmadığı bir statik durum söz konusu. Herkesi şaşırtan durum aslında birçok inşaatta mevcut. Kartal'da yaşanan facianın ardından gözler birçok inşaatın yapımında kullanılan deniz kumuna çevrildi. İşte görüyorsunuz, elimde deniz kumundan bir örnek var. Peki bu deniz kumu inşaatlarda neden tehlike saçıyor? Denizin kıyısından malzemeler alınmış, kum malzemesi. Hiçbir işleme gerek duyulmadan çimentoyla karşılaştırıp böyle kocaman binalar yapılmışlar. 17 Ağustos 1999 depreminden önce yapılan çoğu bina deniz kumuyla yapıldı. 99 yılından önce yapılmış, hazır beton kullanılmamış. 99 yılında önce yapılan binaların çoğunda aynı şekilde yapılmış. İşte elimde görmüş olduğunuz deniz kumu içerisine karışmış küçük küçük midye kabukları. Bunlar çoğu zaman göz ardı ediliyor. İşte bu midye kabukları bina yapımında bu kum kullanıldığında ölüme davetiye çıkarıyor. Uzmanlara göre deniz kumuyla inşaat yapılabilir. Ancak bir şartı var. Deniz kumu aslında kullanılabilir. Yalnız çok iyi yıkamadan geçilmesi lazım. Çünkü içinde balçık, yosun, deniz kabukları ve benzeri organik maddeler bulunduruyor. Yani hiçbir işleme girmeyen deniz kumuyla yapılan inşaatların her biri faciayla sonuçlanabilir. Aksi halde denizden damperli kamyona yükleyip alana getirdik. Biz bunu burada kardık kafamıza göre. Hiçbir denetleme olmadan biz binayı yaptık. Maalesef işte bunlarla karşılaşıyoruz. Uzmanlar hazır beton kullanılmalı görüşünde ve demir konusu. Bu zaman içinde kolonlarda, taşıyıcı elemanlarda içinde nem oluşuyor. Ve bu nemden dolayı demir çürümeye, korozyona uğramaya başlıyor zamanla ve taşıyabilir özelliğini kaybediyor. Kesinlikle yani C30'dan aşağı kullanılmaması lazım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özellikle vatandaşları uyardı. Alo 181 hattını arayarak şüpheli binalar için ücretsiz bina etüdü yaptırabilecek.